Koca Sinan Belediyesi tarafından yapılacak Erkilet Millet Bahçesi'nin temeli atıldı. Törende konuşan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Millet Bahçesi'nin şehrin panoramik olarak kentin en güzel yerinde olduğunu ve aktif bir yeşil alan olacağını söyledi. Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinde yapılması planlanan Erkilet Millet Bahçesi, temel atma ve fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Ağaç dikimiyle başlayan temel atma töreninde konuşan Koca Sinan Belediye Başkanı Çolak Bayraktar, göreve geldiği günden bu yana 1 milyon metrekare alanının üzerinin yeşillendirildiğini söyledi. Çolak Bayraktar şunları ifade etti. Koca Sinan'ın her bir köşesinde farklı çalışmalarla şehrimize yeni yeni mekanlar kazandırmak, Koca Sinan'ımızı güzelleştirmek, Koca Sinan'ımızı hak etmiş olduğu noktaya getirebilmek, kendi içerisindeki potansiyel değerlerini gün yüzüne çıkartabilmek için farklı çalışmalar yürütüyoruz. Bir tarafta kentsel dönüşümle şehrin yenilenmeye ihtiyacı olan imarsız yapılarının olduğu mahallelerde veyahut da şehrin merkezinde kalmış ama bir şekilde oralarda bir çalışmayla yeniden imarlaşması gereken bölgelerde yapmış olduğumuz çalışmalarla yeni bir şehir kuruyoruz. İşin bir diğer tarafında park bahçe ekibimizle birlikte ağaçlandırılmadık hiçbir alan kalmayana kadar her bir bölgeye gerekiyorsa bir metrekare dahi bir alan varsa orayı ağaçlandırmanın gayreti ve çabası içerisindeyiz. 2015 yılından bu yana kadar göreve geldiğimiz günden bugüne kadar 1 milyon metrekarenin üzerinde yeşillendirme, ağaçlandırma, park çalışmalarıyla Koca Sinan'ımızın park envanterine ekstra artı 1 milyon metrekare daha kattık. Tabii ki katmaya da devam edeceğiz. İşin en kolay tarafı mevcut arazi üzerinde park yapmak, ağaçlandırma çalışmaları yapmak, yeşil alan oluşturmak. Ama işin daha da zor tarafı o boş araziyi park yapılabilecek alanı elde edebilmek. Şimdi eğer ki park olarak imarda bir alanınız var ve orasının mülkiyeti kamuya aitse, belediyeye aitse park yapmak işin en kolay tarafı. Ama bu alan yok ise bunu elde edebilmek için kimi zaman parayla bile satın almanız veyahut da kamulaştırmanız, istimlak etmeniz bile aylarca, yıllarca zaman alabiliyor. Ama biz kararlı bir şekilde Koca Sinan'daki imar alanları içerisinde park olarak terk edilmiş, imarında park olarak imarlaştırılmış her bir bölgeyi kamulaştırmak, mülkiyetinin belediyeye geçmesi ve arkasından park yapımı için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıldan itibaren ağaçlandırma çalışmalarını, park yapım çalışmalarından bir adım öne aldık. Önce ağaçlarını dikiyoruz, arkasından fiziki olarak park yapımındaki gerekli olan inşai çalışmaları yapıyoruz. Çünkü parkı yaptığımız zaman, ağaçları da arkasından diktiğimiz zaman kimi yerde ağaçlar ister istemez tutmayabiliyor. Veyahut da orada toprakla, gübrelemeyle, değişik faaliyetlerle bizim fiziki olarak yapmış olduğumuz alanın bakıma ihtiyacı olabiliyor. Bundan dolayı zarar görebiliyor. O zaman dedik ki biz bunu tersten çalıştıralım. Önce ağaçları dikelim. Ağaçları dikmeye başladık ve ağaçların dikiminin arkasından da parkın fiziki olarak yapılması gereken yolu kaldırımı veyahut da bir betonarme imalat yapılması gerekiyorsa arkasından onlara başlıyoruz.